Evet arkadaşlar, bloklara benzeyen AutoCAD'de sonradan kullanılmaya başlanan ama çok da hani bloklarla aynı işi görmeyen fakat bazı pratik seçim kolaylıkları sağlayan bir komuttan bahsedeceğim. Gruplardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın buradadır yeri. Son derece basittir arkadaşlar. Sahnede bazı nesnelerimiz var diyelim. Hatta bunları şöyle kopya ile biraz çoğaltmak istiyorum. Bir grupta burada var. Bir grupta burada var. Bunları kolay bir şekilde işaretlemek istiyorum. Yani beraber çalışsınlar istiyorum. O yüzden bunları işaretliyken gelip grup yazan düğmeye tıklıyorum. Böylece bunlar beraber çalışabilir hale geliyor. Gördüğünüz gibi. Fakat bakın arkadaşlar, bunlar ayrı. Bunları da kendi içinde grupluyorum. Bakın ne oldu? Bunlar da beraber çalışabilir hale geldi. Peki bunları da gruplayayım. Bunlar da kendi içinde çalışabilir hale geldi. Eğer arkadaşlar bakın şu 3. sırada Group Selection On Off vardır. Ben bunu off hale getirirsem gruplar gördüğünüz gibi hepsi çözündü ama geçici olarak. Yani grup olmaları iptal olmadı. Ben hala bunların üzerine değişiklik yapabiliyorum. Yani biraz sonra grup selection'ı 10 hale getirdiğim zaman gruplar kaldığı yerden devam edecek. Geliyorum arkadaşlar, tekrar tıklıyorum. Hala bunlar grup özelliği göstermeye devam ediyor. Ya da başka bir şey daha var. Ben buraya bir çizgi çizeyim. Yani daire çizeyim daha doğrusu. Grup edit arkadaşlar. Ben mesela bu gruba tıklıyorum. Hani ne yapacağımı soruyor. Grup edit, grup içerisindeki özellikler üzerine oynamamı sağlar. Obje mi eklemek istiyorsun? Yeni bir isim vermek istiyorsun? Yoksa obje mi çıkarmak istiyorsun diyor. Yeni bir obje eklemek istiyorum diyorum. Bunu tıklıyorum. Sağa tıklıyorum. Böylece bu grup artık beraber olmaya başladı. Ya da tekrar grup edit'e giriyorum. Bu sefer diyorum ki remove obje. Mesela şunları çıkarmak istiyorum. Sağa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık diğerleri grubun içinde değil. Ya da şöyle bir grupla grup olmayan nesneleri birlikte tıkladığım zaman, yani grup yapmaya tıkladığım zaman bunlar yekpare bir grup oldu. Gördüğünüz gibi grupları çözebilirim. Eğer çözersem tekrar bunlar yine ayrı ayrı nesneler haline gelecektir. Grup 10 diyorum. Bir şey daha var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Mevcut gruplar içerisinde mesela şu. En üstte gördüğünüz gibi ungroup diye bir seçenek var. Eğer bunu tıklarsam gruplar dağılacaktır. Bütün gruplar değil. Sadece seçtiğim grup. Bakın bu seçiliydi. O dağıldı. Buna bir şey olmadı. Buna da bir şey olmadı. Eğer buna gelip tıklarsam bu sefer bu dağılacaktır. Ya da bunları beraber seçip grup yapabilirim. Fakat şunu unutmayın. Grupla bloğun tabii ki en büyük farkı. Birini değiştirdiğiniz zaman hepsinin birden değişmesi gibi bir durum yoktur. Bu sadece bir şöyle diyeyim, işaretleme kolaylığıdır. Yani grup off dedikten sonra ben şu grup içerisinde bir değişiklik yaptığım zaman bu diğer gruplara hiçbir şekilde etki etmiyor arkadaşlar. Diğerleri sanki bağımsız nesneler gibi davranıyorlar. Hatta bunların bir kısmını silsem, grubu tekrar kapatsam. Bakın bunlar ayrı bir grup olmaya devam ediyor. Bunlar da öyle, bu da öyle, bu da öyle. Ama bunları nereden çoğaltmıştım? Bundan çoğaltmıştım. Yani grupla bloğun en büyük farkı budur. Birisini değiştirdiğim zaman hepsinin değişme gibi bir özelliği yoktur arkadaşlar.